Şimdi size de tavsiye ederim. Yurt dışına girip çıkarken pasaportunuz yeşil bile olsa soruyor, ne iş yapıyorsun? Ben muhasebeciyim dediğin anda hemen geçiyorsunuz. Çünkü yurt dışında muhasebeci demek, denetim yapan kişi demektir. Denetim için ruhsat var. Defter tutmak için ruhsat yok. Zaten olmadığı için bürolar istediği zaman durabiliyor. Bizim bu muhasebeci kavramı nasıl girdi şeye? Aslında serbest mali müşavirlik olacaktı adı. Yani piyasada çalışan mali müşavirler manasında. Bağımlılara da mali müşavir ama yetkileri yoktu. Maliye okulu mezunlarına ruhsat almalarını sağlamak, ticaret liselerine bakan mesleki genel müdür hep oradaydı. Bizim bazı arkadaşlar da 5 yıl olmayan aynı anda bizimle mali müşavir olmasın dediler. Bizim mali müşavirler bilin derneği diyorum. Benim dernek ise tam tersine bir gün bile bürosu varsa mali müşavir olsun ve bu fili burada kapansın dedik. Onların dediği maliye mezunları için, maliye okulu mezunları için yapıldı. Ve birdenbire bizim kanuna bir serbest muhasebecilik girdi. Serbest muhasebecilikte sınav yok. Odaya kaydolma mecburiyeti yok. Biliyor musunuz? Kanun öyle. İlk kanunumuz. Ne yapacağız? Dedik ki ya bunları alalım ve bir ayrı teşkilatlanma kurup sonradan bizim başımıza mali müşavirlik düzeyinde lise mezunları için istenmesin diye iki kişi onlardan yönetim olur. Yani aslında 4 tane SMM olması gerekirken 2 SMM, 2 SMM'ye hep yönetmenlikle dönüştürür. Bir, 2 sene sonra seçildik. Yağmur gibi üniversite mezunları serbest muhasebeci oluyorlar, sınav yok diye. A, B, C sınavları ürettik. Kanunda yok öyle bir şey. Dava açtılar, kaybettik. İtiraz edelim dedim. Avukat dedi ki, haklı insanlar etmeyiz. Edelim, etmeyiz. Gitti genel başkanı, beni şikayet etti. Bu bana bağlıydı. Sonra ya dedi, arkadaş yeni yapmışsın, işini anlatan abi, sana bağlı olsun, bu davayı ben götüreceğim dedim. Biz sınavı Danıştay'da nasıl kazandık biliyor musunuz? Ama Şükrü Kuzuloğlu Sabah Gazetesi'nde koydu, 2 yıllık yüksek mezunlar stajdan sonra başvurulursa serbest muhasebeci oluyor diye manşet haber. Herkes yağmur gibi diyor. Danıştay'dan kararı şöyle aldı, bizim bu A, B, C sınavları staj bitirme sınavı. Staj bitirme sınavını veremeyen ruhsat alamaz dedik. Ayrıca bunun kanunları böyle elde ettik. Ve hemen gittim Şükrü'ye, Allah rahmet eylesin arkadaşım, çok iyi arkadaşım. Şükrü hadi şimdi düzel dedim. Yazdı, Danıştay eski kararı iptal etti diye. Eğer onu yapmasaydık, şu anda nüfusumuz 1 milyonda. Hani miktarı söylüyorsunuz ya, başka ne yapmasaydık, staja giriş diye bir sınav yoktu. İşte bu arada bu mesleği öğretmek için stratejik liderlik aklı ipuçları da veriyorum. Yani bir gün siz olacaksınız, biz olmayacağız. Rıfat'la beraber ikimiz kapattık Tesmer'e. Tesmer'de diye bir şey yoktu. Onu ayrı anlatırım hikayesini nasıl oturduğumuzu. Uzamazsın diye. Bir tek bu kısmı önemli. Staja giriş sınavı koyduk. Ne yaptık biliyor musunuz? Staja giriş sınavının sorularını hazırlıyoruz. Kimse inanmıyor bana. Bana bir tek yardım eden sizin odanın sekreteri Osman. Neydi soyadı, yeminli oldu? Osman Kuru. Başka hiç kimse yardım etmiyor. Soruları hazırlıyoruz. Tesmer'e hiç kimse inanmıyor. Bir tek Rıfat Bey aynı evdeyiz. Abi diyor imzayı atıyor. Zorunluluktan. Zorunluluktan aynı evdeyiz diye. Kimse inanmıyor. Muhalefe şerleri var. Yani yine Ankaralıların muharebe şerleri vardı, kurulamaz diye. Biz o sınavları önce odalara yaptık. Odalarda kopya verdiler. Soruları çay ocağında veriyorlar, böyle el altında veriyorlar. 3 sınav yaptılar. Mustafa Bey çağırdı ve yamaz mı ne rezalet dedi. Ne oldu abi dedim. Kopya veriyorlar, yöneticiler de abi dedim boş yaparak versinler, alışsınlar bu sınava.
Eskiden sınavsız herkes giriyordu. Şimdi kopyalı sınavla girse ne olacak? Staja giriş sınavı yok ki. Alıştırdık mı bunları? Kurumsallaşma 3 yıldır yoktur bu. Biz konuşmayalım diye, oda başkanlarıyla arkadaş olmayalım diye, seçimlerde bizle buradaki arkadaşlar gibi yüreklilerin sayısı artmasın diye toplamıyorlar. Dedim ya, Türkiye'yi teröristler bölemediler ama turbosu öldüler. Şimdi o platformu topluyoruz. Başkanları dedi ki arkadaşlar, bu sınavı koyduktan sonra harika görüyoruz. Herkes itibar sahibi oldu. Sınav için herkes sırada. Bizim çocuk geçsin ama çay ocağından alsın soruların yanıtlarında. Dedi ki ayıp oluyor. Bu sorunları bölgesel yapalım. Hem de siz ayıplamıyorsunuz. Tabii iyi olur dediler. Sınavı bölgesel yaptık. Erzurum, Diyarbakır, Adana. Bölgesel yaptık. İki sınav sonra dedik ki arkadaşlar, bu işin maliyeti yüksek. Bu işi bünyeye çekelim. İstanbul, Ankara, İzmir oldu staja giriş sınavı. Staja giriş sınavına dava açıldı. Bizim avukat yine, ben o zaman milletvekiliyim. Avukat yine, efendim bunlar haklı, kanunda böyle bir şey yok, biz bu sınavı yapamayız. Allah uzun ömür versin ona. İyi ki de varmış. Ercan Beyazıtlı meclise koşa koşa geldi. Abi bunu sen kurdun. Dava açıldı. Avukat diyor ki savunma yapmayacağız, haklılık. Avukat da bir avukat değil, eski bir avukat. Bir konuşur abi. Ne yapacağız dedi. Sen git dedi Mustafa Bey, de ki Masum abi bana yardım edecek. Savunmayı biz yapacağız. Dur savunma yaptık. Ve staja giriş sınavını Danıştay kararıyla legalize ettik. Ben o tarihten sonra bir laf söylerim. Kendi hukukumuzu kendimiz kurmalıyız diye. Bizim dışımızda parlamenterler, şunlar bunlar olmasın diye. Anlatabildim mi? Şimdi bu işi yaparken en çok bozulan yer, başımızda bela bir yer kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Okullar Genel Müdürü. Turmok'tan çıkmıyor. İlk defa SM kaldırılmalıdır yazısını yazdığım zaman adresi stadyuma yakın bir yerde, bir de heykele yakın bir yerde Bursa'da küfürlü iki mektup aldı. Böyle intikam ediyorlar. Sen ne biçim adamsın, serbest muhasebeci kaldırsın diyorsun. Biz bu kadar alın teri döktük, şöyle olduk, böyle olduk. Şimdi önce senaryoyu söyleyeyim. 2008'de yasa çıkıp çıkması kalkmasaydı bu meslek. Şu anda bütün ticaret sesi mezunları bu işsizlik döneminde muhasebeciydi. Nüfusumuz bu sefer 2 milyon olurdu. Bakın 2 milyon olurdu. Bu küfürlere rağmen kanun teklifi de hazırladım. Şimdi de hayalimi söyleyeyim. 8 bin kişi kaldı. 4 bin hiç yok meydanda, yaşlı. Her şeyde Allah rahmet eylesin 5-10 kişiyi siliyoruz vefatta. 5-10 kişi de aidat ödemek istemediği için gidiyor. Ama bir kanunla ben vakit bulsam parlamento dinlese beni bir kanunla mevcut olanı mali müşavir yapalım aynı statüde kanunla hiç sınav olmadan. Çünkü zor yazıyorlar şimdi görüyoruz giren zor yazıyor. Adam 60-70 yaşında ve üzgün serbest muhasebeci kalmış diye. Ondan sonra bu iş bitsin. Bu işi biz ilk defa mı? Hayır. 1978 yılında İngilizler yaptı bu işi. İngilizler 1978 yılında lise mezunlarının hepsine verdiler ve kapattılar işi. Eski hakları olanları tek tek çıkartmışlar. Şimdi bilin diye ben de bir ara böyle çıkartmıştım. Kaç kişi ortaokul mezunu, ilkokul mezunu. Her birisi vefat ettiğinde çiziyor Mustafa Bey'i ne çizdi diyordu. Allah uzun ömür versin. Abi ne yapayım? Ortaokul mezunları var aramızda. Toplamı konuşulan şu anda belki miktarı 150-200'e düşmüştür. 600 kişiydi o zaman. Yani baştan itibaren hani açmış bürosunu çalışan adamlar. Şimdi bu serbest muhasebecilik yok. Bakın ben bakan oldum. Dalga geçtiler benimle. Koskoca Dünya Bankası Başkanı gitti. Yerine muhasebeci geldi. Ben muhasebeciyim dedim. Şu anda CHP'nin
sözcüsü Faik ve benim müsteşarımdır. Allah'a var geldi ya Sayın Bakanım. Bir de bir malzemeciyim demem. Var yeminli müşavirim dedi. Hoca vardı danışmanım Recep Bekdemir. Ya deme abi diyordu bana. Abi deme. Serbest muhasebeci mazur deme. Yeminli müşavir deme. Muhasebeci diyordu. Ama ne demek istediğimi Dünya Bankası'na gittiğimiz gün gördüler. Dünya Bankası'na girdik. O da böyle uzun. Adam gireceksin ki üçülesin. Böyle yapılıyor odalar. Hani patronların da öyle ya. Kalktı adam. Önünü ilikledi. O bana doğru yürümeye başladı. Yan yana geldiğimiz zaman excellence dedi. Bugün siz bizi denetlemeye geldiniz. Çünkü ben muhasebeciyim dediğim zaman İngilizceye nasıl tercüme eder? I am accountant. Yani denetim yapan adam demek. Defter tutan adam bookkeeper'dır. Yani ben bookkeeper değilim ki siz de bookkeeper değilsiniz. Bu kadar sınava gerek yok. Bir kere bunu bilin diye etik açısından söyleyeyim. Ve etikle ilgili beni bir arada yakalayıp size yepyeni bir yeniliği söyleyeyim, sizde yayayım. Yani komitenizin önemi artsın diye. Buraya gelmişsiniz, diğer komite üyeleri gelmediğine göre tüm farkınız olsun. Tamam mı? Şimdi ikinci sorduğunuz şey, niçin ayrım yapılıyor? Hani denetim, mali müşavir ne zaman olacağız? Kanun teklifimiz öyleydi ama bugün söyledim, hem de Serkan Bey'e de aynı anda vermiş olacağız. Serbest muhasebeci kelimesini Türkiye için kaldırmalıyız. Neden? Ben kilit oluyorum. Şimdi artık takip etmiyorum. Canım sıkılıyor. Gazete haberini açıyorum. Fuhuşta yakalanan muhasebeci.